Sahel gelinin mutfağı sade dekorasyonuyla dikkat çekiyor. Gelinimiz mutfağında da siyah, beyaz ve gri tonlarına yer vermiş. Beyaz lake mutfak dolaplarıyla siyah granit tezgah şık bir kontrast oluşturmuş. Siyah ankastreler mutfakla uyum içerisinde. Mermer desenli minimal masa ve metal kafesli sandalyeler mutfağa çok yakışmış. Aynı şekilde metal aydınlatma da mutfağın genel dekorasyonuna uygun olmuş diyor ve sözü ev sahibi gelinlerimize bırakıyoruz. Kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Güzel, ferah, siyah beyazın nasıl kullanacağı bir mutfağa hoş geldiniz. Taraftar mutfağı. Gerçekten güzel olduğuna emin misin? Ve ferah olduğuna emin misin? Biz sana katılmıyoruz. Daha ne bekliyordunuz? Bir şey soracağım. Benim için eksik futbol. Sadece büyük olduğu zaman değil mi? Ferah oluyor. Evet. Hayır, bence büyüklük bence bir evet. Ferahlık değil yani. O kadar karışık ki şu ara niye senin gibi var. Her şeyi dizecek miydim? Yo, onunla alakalı demedim ben. Fayanslardan bahsediyorum. Ayrıca senin salonunla siyah beyaz. Salonunla mutfağın devam gibi bir şey. Bir dün benim bütün evime devam dedin. Orada da gri, siyah, beyaz. Burada da aynı. Nerede gri görüyorsun? Bak. Perdelerinde de gri var. Siyah beyaz. Evet ve mutfağın... Gri de var canım. Pardon bir şey onlar söyleyeyim. Galiba sen görmüyorsun gözlerini kontrol etmiş. Görüyorum ben. Sen bir göz dörtlerine git. Bir de mutfağın storların şık olmuş. Teşekkürler. Hani biraz daha ağır. Bir de şey denemek istiyorum. O dolabın üzerindeki kulübün aynısını burada da beklerdim. Bir devamlılık oluşturmamış. Ya da hepsi aynı. Ya da hepsi aynı olsaymış keşke. Onu ben ek yapayım. Orada yoktu. Biz onu sonradan taktırdık. O zaman hepsi aynı olsaydı. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Benim mutfak dolaplarım da hani hemen hemen benziyor. Bizim eski kiracıdan kalan kulüpler de bunların aynısıydı. Ama ben bunları söktürüp değiştirdim. Yani bu çok zor bir şey değil. Zor bir şey değil. Evet. Çünkü söyledi ki dolapçı bize onların modası geçmiş. Bunu şimdi takıyorlar. Modası geçtiyse keşke burada da kullansaydın. Ben de yapmadım. Hepsini çünkü bütün dolaplarımı değiştirmek istiyordum. Değiştiremedim. İşte hamile zaman kaldığım hani, için evet, değiştiremedim. Anladım ama hamilelik bence hastalık gibi bir şey değil. Canım benim evet. Ben okula da gidip geliyordum. Günde olabilir. Her gün 2 saat olabilir. Alanya'ya gidip geliyordum. Ben de hamileyken sürekli çıkıp geziyordum. Sen geziyorsun ama ben yapıyordum. Ders çalışıyordum. Canım o kadar gezeceğine bence... Ben gezmiyordum. Ben okula gidip geliyordum. Okula gidip gelirken keşke bir evini de temizleseydin. Yani ben dolaplarda lekeler var. Şurada davlumbazda lekeler var. O ne? Var. Bu ne? O ne? Bu ne? Bu ne kız? Onları size güneş çarpmasın diye koydum. Ne alakası tamam var? Tamam biz güneş çarpmasın diye koymuyoruz oraya. Yani özenli olmanı isterdim şahsen. Gerçekten evet. Bana dedin koymuşsun. Ya masanda nar var, keşke beni bir bahçeye götürsen. Sen de bizi bu şekerlerle mi patlatmak istedin? Hayır, İkram edeyim tatlıları, çünkü yemek ister misiniz? Çünkü duvarsınız ya, sizlere duvar gibi koymak istedim. Vallahi şeker hanım duvar biz duvar.